Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Biz Artı TV ve Artı Gerçeği birkaç arkadaş kurarken kendimizden ciddi, kendimize göre tabii tavizler vererek kurduk. Eğer işe yaradığını bilmesem bugün istifa edecektim az da. Bu sadece Artı Gerçek ve Artı TV'den değil, gazeteciliği bırakacaktım. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki her şey, insan bu mesleği niye yaptığını veya kimlerle beraber yaptığını, kimlerle beraber aynı meslekten anıldığından utanır hale geliyor. TRT'de bir program var, gene tabii koronavirüsle ilgili bir program. Bir kadın doktor anlatıyor işte. Her doktor bir şey buluyor. Belki de doğrudur, bilemiyorum tabii. Yani doktor olmadığım için yorum yapamayacağım ama o da D vitamininin demir insanda demirin yüklü olduğunda koronavirüsün daha zor bulaştığını ya da demirin vücudu koruduğunu iddia edince spiker gazeteci ya da gazetecim bilmiyorum. Bir soru sordu. Soru şu: demir döküm yapımı tencere ve tavada yemek yapılması demir yüklenmesine faydası olur mu? Sevgili Celal Başlangıç, seninle beraber bu yola çıktık ama yani sana ve yaptığımız işe saygım olmasa hakikaten bütün bu mesleği bırakacaktım. Bu insanlar gazeteci olarak anılıyor ve milyonlara hitap ediyorlar. Şu ya da bu şekilde, yani birkaç yüz bin kişiye ya da birkaç milyon kişiye hitap ediyorlar. Bunlar bizim mesleğin insanları olarak anılıyor ve tarihe geçiyorlar. Tarihe nasıl geçtiği önemli değil. Yani bunu biz unutmuyoruz ama insanlar unutuyor. Onu gazeteci olarak orada izliyorlar. Evet, durum bu. Sadece bu konuda değil tabii. 12 Eylül sonrası YÖK'ün kurulmasıyla beraber bu kolay profesörlük olayı da istifalardan sonra 1402'ler ikilik hocalardan sonra üniversitelerde profesör eksiği vardı, doçent eksiği vardı. YÖK bunları kolayca halletti. Kolayca hallettiğini bugün esasında görüyoruz da. Evet, bugün Türkiye'de koronavirüsü konuşacağız. Başından sonuna kadar, esasında başlangıcından bugün geldiğimiz noktaya kadar çok soruyla kısa kısa cevaplarla almak istiyorum. Evet, halk sağlığı uzmanı Profesör Ahmet Saltık, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim değerli Nesin. Sevgiler, saygılar sunarım size. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, sadece sizin meslekte değil, bizde de böyle insanlar çıkıyor işte. Demir döküm tencere tavayla yemek yapılırsa vücut demir alır mı diye soru soran kadın doktor ne diyeceğini şaşırdı, gülmeye başladı. Böyle bir Türkiye'de Orada bir yaşıyoruz. iki cümle söylememe izin verir misiniz Sayın Nesin? Tabii Bu tabii. açtığınız konuyla ilgili. Sizi, çalışma arkadaşlarınızı ve izleyicilerimizi selamlıyorum öncelikle saygıyla. Şöyle girmek isterim söze. Türkiye ve dünya bu korona salgını sorununu da çözülmeyecek elbette. Ama asıl olan, mümkün olan en az yitikle, en az zararla bunu atlatabilmek. Bunun da bir biricik yolu bilimsel akılcılık. Altını çizeyim. Bilimsel akılcılık dışında yol yok. Ancak bu yoldan giderek en az zararla kapatabiliriz dedikten sonra, demir konusu şöyle. Aslında demirle enfeksiyonlar arasında yakın bir ilişki var. Demir eksikliği anemisi olan insanlarımız enfeksiyonlara daha kolay yakalanıyorlar. Kronik enfeksiyonlar döneminde de organizmada demir eksikliği oluşuyor. Dolayısıyla elementer demirin insan bedeninin enfeksiyonlarla savaşta önemli bir yeri var. Bu bir. İki, ama sözünü ettiğimiz demir tabii organik demir. Yani yiyeceklerde, içeceklerde bulunan demir. Tava ve tencerelerdeki bilindiği gibi inorganik demir. Kolay kolay o dokudan, yapıdan, iyonize olarak yapılan yemeklere karışmaz.
karışsa bile sinirli emilerek vücuda mal olmaz. Ondan bir yarar görmemiz mümkün değil. Onun için ben yine de halkımızın az eğitimli oluşu, bilimsel düşünce ve sorgulama eğitiminin verilmeyişi nedeniyle bu acı tabloyu bir yandan içimi bastırarak üzüntümü bir yandan da o insanları da kırmadan yanıtlanması gerektiğini düşünüyorum. Gülmekten yerlere yatan bir tablo bir hekim arkadaş yaptıysa bile ayıptır bu. O insanlarımızın o düzeyde kalmasından da sonuçta biz sorumluyuz. Birazcık gazeteci bu olmazdı. Efendim? Gazeteci hekime sordu. Bu hatayı hekim yapmadı. Evet, evet. Her neyse ben hata yapan kim olduğunu da peşinde değilim. Önemli evet. olan insanları insanlaştırma yolunda sorgulayan evet. bir bilimsel akılcılığı kazandıran bir eğitim vermek. Bunu vermiyorsanız insanları küçümsemeye hakkınız yok. Ayıbın kabahatin büyüğü sizdedir, sistemdedir güzel kardeşim. Onu söylemeye evet. çalışıyorum. Doğru. Şimdi ben bu hastalığa ta başından başlamak istiyorum. Neden de şu. Bu koronavirüsü işte Çin'de ilk ortaya çıktığında, belki tam zamanda açıklamadı orası da tam bilemiyoruz. Biz bundan 1-2 ay sonra ya da 1,5 ay sonra falan Türkiye'de tedbir almaya, bu işin önlemini almaya başladık. Benim merak ettiğim şu, bütün dünya için, sadece Türkiye için değil bu. Şimdi bu virüs, bu mikrop çıkmış ve bunun ciddi bir virüs olduğu doktorlar tarafından açıklanmış ve bunun yayılacağı da belli. Yayılmaya da başlamış başka ülkelere ama Türkiye'ye gelmemiş. Böyle durumda önlemlere başlamak için illa o ülkede ya da o bölgede hastanın çıkması gerekiyor mu? Evet. Teşekkür ederim Sayın Nesin. Acaba beni bağışlarsanız toplam ne kadar süremiz olacak? 45 dakika. Dolayısıyla sorularınıza ben... Efendim? 45 dakika. 45 dakika. Sorularınıza ne ölçüde ayrıntılı yanıt vereyim? Onu ayarlamak durumundayım. Peki, hızlı kullanalım. İstediğiniz gibi devam edin. Olmazsa eksik soru olur. Yani yapacak bir şey yok. Veya siz yeterli tamam. ayrıntıyı verdiğimi düşünürseniz siz beni kesin olur tamam. mu? Tamam. Peki. Şimdi efendim bilindiği gibi 31 Aralık 2019 akşamı ya da günü Dünya Sağlık Örgütü'ne 44 zatürre olgusu bildirdi Çin Dünya Sağlık Örgütü'ne. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'na göre üye ülkelerin bu tür kuşkulu hastalıklar durumlarında ivedi olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmeleri gerekiyor. Üyelik Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nı o ülkede bir yasa haline getirmekle mümkün oluyor. Türkiye'mizde böyle. 1947'de 5062 sayılı yasayla Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'ne üye oldu. Dolayısıyla DSÖ Anayasası eşittir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yasası. O yasal yükümlülükler çerçevesinde belli bulaşıcı hastalıkları hızla gecikmeden Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmek ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı önlemler çerçevesinde, direktifler çerçevesinde eş güdüm ve işbirliği içinde olmak zorunda. Uluslararası toplum bunu gerektiriyor. Uluslararası hukuk ve anayasamızda 90. madde bunu gerektiriyor. Bu 44 zatürre olgusunda atipik ve nedenin saptanmasında güçlük çekildiği Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü Çin'e ekipler göndermeye başladı, destek olmaya başladı. Hatta Genel Başkan Dr. Ghebreyesus da kalktı, bir uzman ekiple Çin'e gitti, yerinde incelediler. İşte kısa kısa büyük adımlarla gidiyoruz. Sonuçta bu hastalığın etkeninin koronavirüs ailesinden mutasyon geçirmiş yeni bir virüs türü olduğu. Onun için yeni koronavirüs dendi. Bundan sonra gelene başka adlar bulmak gerekecek. Mutasyonlar geçiriyorlar. Daha evvel örneğin SARS bu virüs ailesi nedeniyle ortaya çıkmıştı. Evet. MERS ortaya çıkmıştı bilindiği gibi. Ebola bunlar saymakla bitmiyor. DSÖ'nün webinde baktığımız zaman son 30-35 yıl içinde neredeyse 100'e yakın yeni, dün bilmediğimiz hastalık ortaya çıktığını görüyoruz. Emerging diseases dedikleri, dün bilmiyorduk ama bugün varlar. Bir de 30-35 kadar dün hallettiğimiz, çözdüğümüz fakat
bugün yeniden baş gösteren re-emerging, yeniden doğan hastalıklar var. Bunları dikkatle değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çevresel koşulları çok zorladık dünyada. Nüfus çok arttı ve beklenmedik sağlık sorunlarıyla, ekolojik sorunlarla hep karşı karşıya kalacağız. Çin bunu bildirdikten sonra yaklaşık 8-10 yıl önceki SARS salgını sırasındaki gecikmeye düşmeden, orada bir gecikmesi olmuştu, küresel önlemler artırılmaya başlandı. Hepimiz duyduk tabii. Ne yaptı Türkiye bu süre içinde? Türkiye salgının Türkiye girişini engellemeye ya da geciktirmeye diyeyim çalıştı. Bir takım önlemler aldı. Bu önlemlerin bir bölümü doğruydu, bir bölümü yetersizdi. Doğru olanların içinde yavaş yavaş sınır kapılarının kapatılması vardı. Ancak hızı yavaş oldu bu sınır kapılarının kapatılmasının, gecikildi. Örneğin İran sınır kapısı, özellikle Avrupa ve ABD'den gelenler 358 bin dolayında insan Türkiye'de 11 Mart 2020'ye dek ilk olgu görülene kadar, yani Çin'den 72 gün sonra ya dek 2,5 aylık bir süremiz vardı. Bu sürede sınır kapılarını yavaş yavaş kapattık. 358 bin insan Türkiye'ye girdi. Bu insanların uluslararası karantina kurallarına uygun karantinalarını yapmadık. Yavaş yavaş yaptık. Kapatmamız doğruydu. Yavaş yavaş yapışımız yanlıştı. Başka ne önlemler alabilirdik? Örneğin umreyi engelleyebilirdik. Suudi Arabistan Kabe'yi kapattı bildiğiniz gibi. Şakası yok bu işin. Suudi Arabistan'da hastalık yok diye yanlış bir istihbaratla veya saptırılmış bir bilgi ile, medikal istihbaratla 21.500'ü aşkın insanımıza umre izni verdik. Bunların önemli bir bölümü de yaşlı insanlar bildiğiniz gibi. Şimdi bir ara soru sorabilir miyim? Tabii. Bu Suudi Arabistan'da hastalık olmaması umre gibi bir olayda önemli rol oynar mı? Çünkü orası Birleşmiş Milletler gibi bir ne kadar Müslüman ülke insanı varsa geliyor. Yani orası artık Kabe'nin orası Suudi Arabistan olmaktan çıkıyor. Tabii. Bütün ülkelerle temas halindesiniz. Tabii. Çok önemli bir soru. Ben de oraya gelecektim zaten. Evet. Suudi Arabistan'da varsayalım ki yok. Varsayalım ki bir an için dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Milyonlarca, birkaç milyon, 3 milyona yakın insan geliyor. Ciddi bir kalabalık oluşuyor. Dolayısıyla enfeksiyonun yayılması, birbirine bulaştırılması için son derece ciddi bir risk ortamı. Evet. Bu dikkate alınmalıydı. Ayrıca Suudi Arabistan'daki hastalık latent dönemde olabilirdi. Gizli, saklı dönemde, henüz kuluçka dönemini tamamlamamış. Evet. Bir üçüncüsü de turistik nedenlerle Suudi Arabistan vakalarını saklamış olabilirdi. Ama pratik bize şunu gösterdi. 21.500 insanımızın hemen hemen tamamı enfekte oldular. Oradan dönenlerin tümü hastalığı aldılar. Ne kadar doğru, ben utanarak söylüyorum. Uçakta bu insanlara parasetamol verilerek havaalanına indiğinde Türkiye'de ateşlerinin düşük çıkması sağlanmaya çalışıldı diye duyduk. İnşallah doğru değildir umarım. Ama bu 21.500 insanın küçük bir bölümü karantinaya alındı. Yarısından çok daha azı, kalanları hiçbir önlem almadan Türkiye'ye dağıldılar. Bu korkunç bir hataydı o dönemde yaptığımız. Hiç küçümsenmesin, 21.500 insan ortalama 2 kişiye her biri bulaştırsa 2 hafta sonra 21.500'ü 2'ye katlanır. 1-2 hafta sonra o 43 bin olur 86 bin. 1-2 hafta sonra o 86 bin olur 172 bin. Yani aritmetik değil, üstten katlanarak çoğalır. Evet. Dolayısıyla oradaki hata Türkiye'ye hastalığın erken girmesine ve hızla yayılmasına büyük ölçüde neden oldu. Tipik bir örnek İsparta oldu Sayın Nesin. İsparta'da 268 vaka saptandı yaklaşık bir ay önce ve bunların 243'ü umreden dönen insanlardı. Ayrıca umreden dönüp enfeksiyon alan ve yaşlı grupta olan insanlarımızda yüksek düzeyde ölüm oranları söz konusu duyduğumuza göre bunlar açıklanmadı. Açıklanması gerekir. Umreden dönen insanların ne kadarının öldüğünü bilmemiz gerekir. Burada siyasal iktidar bir anlamda ayıbını, günahını örtmek üzere ne yazık ki açıklamıyor. Bunların açıklanması gerek. Yani umre izni vermek demek bir anlamda o insanların ölümüne neden olmak oldu. Ama burada siyasal iktidar bilimi ve aklı öne koysaydı diyecektik ki hayır arkadaşlar, bu yıl gidemiyoruz. Nedenleri şunlar, şunlar, şunlar diye. Bu insanlar da herhalde kaçak yollardan oraya gitmeyeceklerdi. Bir başka hatamız öğrenci yurtlarını boşaltmak oldu Sayın Nesin. Yüz binlerce diyebileceğim öğrenciyi bu salgın ortamında
sosyal anlamda hareketlendirdik, mobilize ettik. Evet. Çıldırıyorum yani, çıldırmamak mümkün değil. Siz nasıl yaparsınız yüz binlerce öğrenciyi incitici bir biçimde sabahın erken saatlerinde hem yurtlarından edip hem kalkın gidin deyip hastalığı yayma anlamında. Bunu şunun için yaptılar. Öğrenciler işte uzun süre evlerinde kalmak yerine, pardon, yurtlarında kalmak yerine evlerine, ailelerinin yanına gitsinler dendi. Ama mekana gereksinimimiz var dendi öte yandan. Karantina mekanları yaratmak üzere. Halbuki bu 2,5 ay içinde Türkiye çok özel bir konumda, imkanlara, olanaklara sahip bir ülke. Karantina mekanları yaratabilirdi. Ne yapabilirdi? Örneğin bekleyen on binlerce, birkaç yüz bin TOKİ evi vardı Sayın Nesin. Boş, satılmamış. Aşırı atıl kapasite yaratılmış TOKİ evleri. Bunlar siteler halindeydi genellikle. Dağınık da değildi. Dolayısıyla karantina için uygundu. Çevirirdiniz etrafını, koyardınız bu insanları buraya. Temel donanımlarını, iş donanımlarını da işte yataydı, şuydu buydu sağlardınız. 72 gün ciddi bir süre. 11 Mart'ta Türkiye'ye hastalık gelinceye dek, ilk hastalık tanısı koyuncaya kadar bunlar yapılmadı. Karantina mekanları yaratılmalı idi. Büyük oteller örneğin TOKİ evleri boş deniyor ise, evet, turizm nedeniyle boşalan büyük oteller, tatil köyleri, bunların her türlü donanımı vardı. Bunları kiralardınız. Hiç olmazsa o işletmeler biraz ayakta kalırdı. Evet, maliyetini kiralardınız en azından. Evet, otelcilik, lokantacılık hizmeti verirlerdi. Oradaki personel de çalışırdı. Sağlık çalışanları da orada karantina gözetimi yaparlardı. Bunları da yapmadık. Sahra hastaneleri yapmadık Sayın Nesin. Mutlaka sınır kapılarında sahra hastaneleri yapmamız, karantina mekanları yaratmamız ve kapıdan gelen insanları oralarda dağıtmamız, karantina altına almamız gerekirdi. Ama biz şimdi hala yurt dışından getirdiğimiz insanları hiçbir koruma koşuluna uymadan, çok tipik örnek, evet, benim profesör arkadaşlarımdan birinin yurt dışındaki kızı, adamcağız feryat etti cep telefonunda, işte yurt dışından filanca ülkeden getirildi. İstanbul'da havaalanından bilmem Samsun'a transfer edildi. 1,5 saat uçağın içinde yan yana koltuklarda oturdular. Dışarıda bekletilebilirlerdi uçak kalkana dek. Uçak bilmem Samsun'a indikten sonra gideceği Anadolu'nun bir kentindeki öğrenci yurduna otobüsle yan yana yine hiçbir koruma önlemi olmadan. Eğer böyle transfer edecekseniz etmeyin. Dolayısıyla karantina mekanlarını sınır kapılarında yapmalıydık. Sahra hastanelerini yapmalıydık. Bütün hastaneleri pandemi hastanesi ilan ederek çok büyük bir hata yaptık. Özel hastaneleri de pandemi hastanesi ilan ettik. İnsanlar normal sağlık koşulları için dahi, evet, sorunları için dahi gidemiyorlar. Şimdi, bu hastanelere şimdi bu salgın öncesi bilhassa İstanbul'da yoğun bakım yataklarının ciddi bir şekilde dolu olduğunu biliyoruz. Yani bir yoğun bakım yeri bulmak için 4-5 hastanenin arandığını biliyoruz. Bunların hepsi acil olmayabilir. Yani hepsi mecburi olmayabilir. İşte nekahat devri olabilir, artık çıkmak durumunda olanlar olabilir ama ciddi bir şekilde yoğun bakım hastası var Türkiye'de. Ve söylendiği gibi 45 bin falan değil. Çünkü çok ciddi bir kısmı, 20 bini çocuk yoğun bakım yatağı. 23-24 bin yoğun bakım yatağı var. Bunun yüzde kaçı boşaltıldı ve o boşaltılan insanların durumu ne şu anda? Evet. Yoğun bakım yatakları bakımından Türkiye'nin çok ironik bir durumu var değerli Nesin. Şöyle ki, dünya şampiyonuyuz. Belli bir nüfusa düşen yoğun bakım yatakları sayısı bakımından kaçtı? Rakam 45 küsur. Ama çocuk bakımıyla dahil bunlar. Biliyorum, hepsi dahil. 39 bin çocuk yoğun bakım yatakları dahil olmak üzere. Ama bizde 45,7 gibi bir rakam var. OECD ortalaması 11 küsur, dikkatinizi çekerim, 4 katı OECD ortalamasının. ABD'de 35 küsur bir rakam var. Bizde 45-46'ya yakın bir rakam var. Yarısına yakını belirttiğiniz gibi çocuk yoğun bakım. Ama bunların da bir bölümü erişkine dönüştürülebiliyor. O 20 binin yaklaşık çocuk yoğun bakım yataklarının 10 bin kadarı yeni doğanlar için, bebekler, yeni çok küçük bebekler için olanları dönüştüremiyoruz ama belli yaş diliminin üstündeki çocuk yoğun bakım yataklarını erişkin olarak da kullanabiliyoruz. Yani yaklaşık 30 bine yakın yoğun bakım yatağımızın olduğunu söyleyebiliriz, kullanabileceğimiz bu salgında.
Çocuklarda da eğer yeni doğanlarda da olursa tabii onların kapasitesi ayrı. Şimdilik çocuklarda, yeni doğanlarda görmüyoruz hastalığı, bereket. Yoğun bakım yatakları öbür hastane yatakları gibi değildir. Onları büyük bir hızla boşaltamazsınız. Öbür yatakları, olağan yatakları neredeyse yarı yarıya boşalttık. 240 bin dolayında Türkiye'nin toplam yatağı var, hastane yatağı. Bunun 40 bin kadarı yoğun bakım yatağı dersek 200 bin yatağın aşağı yukarı yarısını boşaltmış bulunuyoruz. Ama yoğun bakım yataklarında bunu yapamazsınız. Bir, ikincisi yoğun bakıma giren bir hasta 4-6 hafta arasında genellikle kalabiliyor orada. Yani giren hemen çıkmıyor. Dolayısıyla ciddi bir döngüye gereksinim var. Üçüncüsü, Türkiye'de Sayın Bakan'ın belirttiği gibi erken tanı koyuyoruz, ölüm oranlarımız çok düşük, tedavilerimiz çok başarılı derken dayandığı ölçütlerden birisi erken tanı koyuyor olmak. Burada bir düzeltme yapmak zorundayım. Erken tanıyı Sayın Bakan hastaneye başvurduğunda yoğun bakıma gereksinim yoksa bir anlamda erken tanı gibi değerlendiriyor. Bu bilimsel değil. Erken tanı hastanede konmaz Sayın Nesin. Erken tanı toplumun içinde konur. Fabrikada, evet, tarlada, okulda, iş yerinde, huzur evinde sağlıklı görünen insanlar, sağlık kuruluşlarına başvurmayan insanlar periyodik taramalarla yakalanırlar. Buna erken tanı denir. Artık hastaneye başvurmuş insanda ben erken tanı koydum diyemezsiniz. Çünkü hastaneye gelen insanlar 100 hastanın 15'i gibi, dünya genelinde %15'i geliyor ve gelenlerde genellikle yüksek ateş oluyor, öksürük oluyor, nefes darlığı oluyor. Artık bunlar tablo gelişmiş insanlar. Nitekim yoğun bakımdaki hasta oranlarımız düşmekle birlikte yavaş yavaş dünya ortalamasının hala üstünde Sayın Nesin. Eğer erken tanı koyuyor isek neden dünya ortalamasının üstünde yoğun bakımda hastamız var? Rakamları güncellemem lazım. Şimdi ekranda da açamıyorum sizinle görüşürken. Ama dün önceki gün baktığımda 3,4 dolayındaydı hatırladığıma göre. Evet. Yani 100 hastadan 3,4'ü Türkiye'de yoğun bakıma gereksinim duyuyor. Dünyada 3'ün altında bu oran. Şimdilik kapasite sorunu yok görünüyor. Çünkü 100 bin kadar, 108 bin kadar insana tanı kondu. Bu 108 bin insanın %3,4'ü yoğun bakımlara alınmış olsa yaklaşık 3500 dolayında hasta yapar ki kurulu kapasite 20 bin diyelim. 20 bin erişkin yoğun bakım 10 bini aşağı yukarı elimizde demektir. 3'te 1'i aşağı yukarı dolu demektir. Ama bu tabii makro planda Türkiye geneli için böyle. Yer yer bölgesel özellikler bakımından farklar gösterebilir. Türkiye'de olguların %50 ile 60'ı İstanbul'da. Ama sağlık kurumlarının, sağlık donanımının %50-60'ı İstanbul'da değil. %40 kadarı aşağı yukarı Türkiye'de 100 hekim varsa 40'ı diyelim İstanbul'da. Orada bir dezavantajımız olabilir. Fakat henüz çok bunalmış durumda değiliz bu yataklar bakımında. Peki çok kısaca bir şey soracağım. Türkiye'de bu yaş meselesi çok konuşuldu işte. 65 yaş üstü, gençlerde olmuyor falan filan derken sadece Türkiye'de değil dünyanın bir sürü ülkesinde gençlerde ölüm başladı. Fakat Türkiye'deki İtalya ile beraber Türkiye'de genç ölüm yüksek gibi gözüküyor. Yani hiçbir zaman tam yaş gruplarını açıklamıyor Sağlık Bakanlığı ama bunun nedeni ne acaba? Çünkü ben şey diye düşünüyorum, onu da söyleyeyim de ona göre cevaplayayım. Bir insanda ikinci bir hastalık varsa bunun için yaş önemli değil. Yani atıyorum yüksek tansiyonu 25 yaşındaysa 65 yaşındaki insandan bu virüsle aynı risk altındadır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Evet, değerli Nesin, Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye'deki ölümlerin %8'i 60 yaşın altında insanlar. Bu sınırlı bir bilgi. Buna dayanarak epidemiolojik yorum yapmak çok güç. Siz de tekim tıkandınız, bakın bir yere kadar yorum, evet, yapabiliyorsunuz. Bütün saydamlığıyla, bütün ayrıntılarıyla bu verileri bilmemiz gerekiyor. Yaş dağılımını, cinsiyet dağılımını, mesleği,
eşlik eden başka bir kronik hastalığı komorbidite dedikleri, eşlik eden bir kronik hastalığı özellikle hipertansiyon olmak üzere burada öne çıkıyor. Böbrek yetmezliği, organ nakli, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği gibi. Bunların varlığı, sigara içimi, onu hemen ekleyeyim. Sigara içimi ciddi biçimde hastalığın ağır seyretmesinde ve ölüm oranlarının artışında ciddi bir etmen. Bunu çok net biliyoruz. %10-15 dolayında ölüm oranlarını artırdığını biliyoruz. Türkiye'de sigara içimi yaygın. Ne yazık ki %30'ların altında değil, 40'lara yakın yer yer. Yaş dağılımı bakımından, demografik profil bakımından İtalya'ya göre çok farklıyız. Bizde 65 yaş üstü nüfus en son 2019 TÜİK verilerine göre %9 dolayında. 9. Yani 7,5 milyona yakın 65 yaş üstü nüfusumuz var. İtalya'da bu oran neredeyse 1/4'lere yaklaşıyor. O bakımdan İtalya için ciddi bir handikap oldu. Öte yandan komorbiditeyi, yani eşlik eden hastalık dağılımını bu hastalarımızda büyük ölçüde bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki sağ düzey göstergelerimiz bakımından biz genel anlamda OECD 36 OECD ülkesi içinde dipten üçüncüyüz. Sağlık düzeyi göstergeleri bakımından. Bu, yani buna hipertansiyon dahil, buna kanser dahil, eşlik eden hastalıklar dahil, doğuştan beklenen yaşam süresi dahil. Bizim 65 yaşın üstündeki insanımızla İtalya'nın 65 yaş üstü insanının sağlık kapasitesi aynı değil. Dolayısıyla doğuştan beklenen yaşam süresi E0 denilen rakam belki önemli ama 80-81 yıl Türkiye'de kadınlar için, erkekler için 75 yıl bu rakam. Fakat bu sürenin ne kadarının ciddi sağlık sorunu ve engellilik olmaksızın geçirildiği de önemli. Bu bakımlardan Türkiye OECD ülkeleri içinde ne yazık ki dipten 4. Yani sağlık kapasitesi çok yüksek, çok sağlıklı, turp gibi bir popülasyona sahip değiliz. Bir çarpıcı örnek vereyim. Her ne kadar çocuklarda şimdi sorun gözükmüyor ise de en son 2018 verileriyle 0-6 yaş çocuklarında %6,5 dolayında ağır malnütrisyon var Sayın Nesin. Ağır malnütrisyon, boy kısalığına yol açacak kadar ağır malnütrisyon. Her 100 Türk çocuğundan 6,5'u yeterli dengeli beslenemiyor, deyim yerinde ise aç kalıyor, yeterli protein alamıyor ve boyu kısa kalıyor, bodur kalıyor. Bodur, Türkiye'nin durumu bu. Demir eksikliği anemisi yaygın, parazit enfeksiyonları yaygın, sigara içme yaygın, iyot eksikliği yaygın. Dolayısıyla sağlık kapasitesi bakımından iyi bir popülasyona sahip değiliz. Bunu da karşılaştırmalarda dikkate almamız gerekiyor. Evet. Peki şimdi bir iki soruyu beraber soracağım. Bir salgının pik yapması ne demektir? Pik yapmadan bu sayı düşer mi? Yani ölüm oranları ve iyileşmenin hastalığı, günlük hastalığı geçmesi mümkün olur mu pik yapmadan? Türkiye nasıl pik yapmadan bunu becerdi? Evet. Klasik olarak her salgın başlar, yükselir, duraksama dönemine girer ve çöker. Osmanlı İmparatorluğu gibi yükselme dönemi, duraksama dönemi, çöküş dönemi. Ancak bu fazlar, yani yükselme, plato ve çöküş dönemleri süre bakımından farklılık gösterebilir. Alınacak önlemlere, toplumun yapısına, hastalığın özelliğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Fakat bir tepe zorunludur. Mutlaka bir tepe her ülkede şöyle ya da böyle yaşanacaktır. Bu tepenin hızlı yaşanmaması için, yavaş yaşanması için toplumlar çaba gösteriyorlar. Çünkü birdenbire Türkiye'de diyelim ki bir ay içinde 3 milyon hasta çıksa, bunların %15'i sağlık kuruluşlarına başvursa 4,5 milyon hasta yapar. Yatak kapasitemiz dediğim gibi 240. Bu 4,5 milyon hastayla baş edemezsiniz. Sağlık kuruluşları çöker. O bakımdan devletler kontrollü bir biçimde bu tepeyi görmeyi yönetmekteler. Yavaş yavaş çıksın, sağlık kuruluşları çökmesin, kapasitemiz baş edebilsin. Ondan sonra platoya geçsin. Zarar yok, plato dönemi biraz uzasın.
birdenbire inmesin. Çünkü bırakırsanız birdenbire inerse inişi de hızlı olur. Çünkü hiçbir önlem almazsanız Türkiye'de kısa bir sürede nüfusun %50'si 60'ı enfekte olur. 2-2,5'a hiç karışmayın. Yine salgın kendi doğal seyrini tamamlar. Ama deler de geçer deyim yerindeyse. Çok sayıda insan ölür. Buna tabii razı olunamaz. İngiltere benzer hatayı yaptı ve bedelini ödüyor şu anda. Geri dönmeye çalışıyor. Tepe öyle sanıyorum ki Türkiye'de de son veriler Sağlık Bakanlığı'nın çok güvenilir olmamakla birlikte olgu sayıları ve ölüm rakamları makyajlanmakla, örtülmekle, saklanmakla bir ölçüde birlikte artık bu kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı bunu bir tarafa bırakmalı. Tepeye yakın. Bu ne zaman olabilir? İşte önümüzdeki 2-3 hafta, 4 hafta içinde olabilir. Çok veri olmasa da bunu söyleyebiliyoruz. Mart 11'den bu yana alın. Mart 11 hı hı. İlk vaka, evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bir pandemidir dediği gün. Türkiye bende de vaka var dedi Sayın Nesin. Bu bir rastlantı mı onu bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 15 Mart'ta deseydi bu bir pandemidir, Türkiye belki 15 Mart'a kadar bende vaka var demeyecekti. Günahını almak istemem fakat soru işaretleri kafamda duruyor. 11 Mart'ın öncesi de var Türkiye'de. Bu kesin bir gerçek. Pek çok meslektaşımızla konuşuyoruz. Dört dörtlük korona ama test yapılmadığı için laboratuvara dayalı korona denilemeyen klinik olarak korona, bahçeye bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle, klinik bulgularıyla geriye doğru epey korona var Türkiye'de. Dolayısıyla evet. 2,5-3 aylık seyir tamamlanmış oluyor. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde, 4 hafta içinde. Buradan hareketle tepeyi görmüş olabileceğimizi düşünüyorum. Ancak tepeden sonra inişin nasıl bir hızla gideceğini öngörmek için bütün sayısal verilere gereksinimimiz var. Bu umarım ve dilerim ki Sayın Nesin bilim kurulunun da önünde olsun. Ciddi bir cümle kurduğumun farkındayım. Şunu tamamlayayım izin verin. Umarım ve dilerim ki gerçek rakamlar bize açıklanandan farklı olarak toplanabiliyor. Sürveyans gerçek anlamda yapılabiliyor. Bilim kurulunun önüne gerçek rakamlar konabiliyor olsun. Bu bilerek veya bilmeyerek eksik yapılıyor ise bilim kurulunun öngörüleri de bilimsel temelden, dayanaktan yoksun olacaktır ve öngörüler büyük yanılgı taşıyacaktır. Ben Türkiye'de çok ciddi sayıda vaka biriktiğini, dolayısıyla tepeyi görmemizin geciktiğini ve inişin de yavaş yavaş olacağını, şöyle birdenbire değil de ekranda ne kadar gösterebiliyorum, yavaş yavaş şöyle tepeden iniş olduğunu, yani bunun aylar alacağını söylemeye çalışıyorum. Önlemleri yavaş yavaş, çok kademeli gevşetebileceğiz. Bu aylar alacak belki, sonbahara uzayacak. Çok dikkatli şekilde verileri izleyerek önlemleri gevşetebileceğiz. Eğer bunu yapmazsak ikinci, üçüncü dalgalar, her an yeni tepeler, peak dedikleri İngilizce, her an yeni tepeler yapabilir. O bakımdan sabırlı olmamız ve normalleşmeyi zamana yaymamız gerekiyor. Dilerim bu arada aşı bir yıla yakın bir süre içinde beklenebilir. Dilerim bu arada yeni ilaçlar geliştirilebilir diye söyleyeyim. Evet. Şimdi bu düşüşü daha önce tespit etmek mümkün değil mi bilmiyorum ama ya İçişleri Bakanlığı ya da sonradan gelen bir bilgi ama o da tahmini, SETA denilen örgütün yaptığı bir ileriye dönük çalışma var. Rejiden rica etsem önce bir numaralı belgeyi koyarsanız. Şimdi bu İstanbul Valiliği'nden çekilmiş bir fotoğraf. Daha doğrusu ikisi de öyle. Çok ilginç bir şekilde bu Sabah gazetesinin bakandan önce açıkladığı günden bir gün sonra bizdeki 130'lara dayanan ölüm 115'lere düşmeye başladı. Aynı gün bana bu iki belge geldi. Öbür belgeyi de koyarsanız. Şimdi bu belgelerde valilikte olduğuna göre ben İçişleri Bakanlığı'ndan çalışmadır diye düşünüyordum. Ama SETA'da yapmış olabilir diye bir bilgi geldi. Onun için emin değilim. Geriye dönük işte Ramazan'ın sonuna doğru 30'lara doğru düşüyor. Okulların ne zaman açılacağı
karar verilmiş. Maçların ne zaman yapılacağı karar verilmiş falan filan. Buna göre ileriye dönük böyle bir çalışma yapılmış. Son 4 gündür bu belgeler geldiğinden itibaren son 4 gündür bakanın açıkladığı aynen bu belgedekinden 3-4 kişi eksik fazlayla gidiyor. Şimdi şeyi çok iyi biliyoruz artık, bunu profesörler açıkladı bilim kurulundan. Koronavirüsü testi pozitif çıkmayan ama koronavirüs tedavisi olup da koronavirüsten ölen hiç kimse koronavirüs listesine girmiyor. Ve bu çok ciddi bir rakam. Şimdi bu ileriye dönük listede yapılmış ve bendeki kuşku şu. Sanki bu işte piki üzerinde durmamın nedeni bu. Pik yapmadan Ramazan'a göre bir pik ayarlandı da sanki insanlar rahatlasın Ramazan'da diye bir çaba mı sarf edildi? Bu tamam, insanların dinine ciddi bir şekilde saygımız var ama bu boş vermişlik ve insanları rahatlatmak çok ciddi bir felakete yol açabilir mi? Bu dehşet verici bir şey olur Sayın Nesin. Az önce de belirtmeye çalışılan bilimsel akılcılıktan asla ayrılınmaması gerektiğini, gevşemelerin mutlaka sağlam temelli sürveyans verilerine, hastalık ölüm verilerine, bunların dağılım verilerine dayalı olması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla bir takım dinsel kaygılarla, AKP tabanına dönük popülist yaklaşımlarla, Ramazan'da kucaklaşma, sarılma, toplantı, namazı olacak olursa hiç şakası yok. İkinci bir tepe, eğer tepeyi gördüysek, gerçekten yapay bir tepe değilse, inişe geçmedi isek, ikinci bir tepe mutlaka olacaktır. Bunun bedeli, açık söyleyeyim, daha çok ölüm, daha çok hastalık, daha çok ekonomik çöküntü olacaktır. Asla böyle bir yola tevessül edilmemesi. İnsanlar da zaten sakin sakin büyük ölçüde bekliyorlar. Dediğim gibi Suudi Arabistan Kabe'yi kapattı. Toplu namazlar kılınmıyor. İnsanlar sağ olsunlar özveri gösteriyorlar diyelim. Evlerinde kılıyorlar, bireysel kılıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu sorumluluğu gösteren insanlara teşekkür ederim. Mesela Cübbeli Ahmet Hoca bile yer yer akıl ve bilim dışı bana göre söylemlerine karşın hükümetin yaptığından çok daha önce toplu namazların engellenmesi gerektiğini açıklamayı o yaptı. Evet, söyledi. Bunun arkasında duruyor. Ben gitmem dedi mesela toplu bayram namazına falan. Doğru söyledi. O bakımdan akıl ve bilim hepimizin yol göstericisi. İktidar umarım böylesine ateşle oynayan bir yöntem izlemez. Fakat verilerin Sabah gazetesine sızmış olması, birkaç gün önce bakanın açıklamasından kısa bir süre önce bu gazetenin verileri yayınlaması, bakanın yayınladığı verilere çok yakın oluşuyor bu rakamların. Çok rahatsız edici. Demokratik sayıdan bir ülkede, hukuk devletinde bunlar olmaması gereken şeyler ve mutlaka hükümet tarafından bu durumun açıklığa kavuşturulması, güvence verilmesi, insanlara yersiz umut pompalanmaması gerekiyor. Bir yandan iyimser ölçülü mesajlar, bir yandan gerçekçi mesajlar, ikisini toplum psikolojisini, sosyal psikolojiyi ustalıkla yönetmek gerekiyor Sayın Nesin. Evet. Şimdiden insanlara bayram namazı kılacağız, bayramda kucaklaşacağız umudunu vermek son derece yanlış. Sonra daha büyük düşkünlüklerine uğrarlar insanlar. Evet, iki bayramı beraber sabırla geçireceğiz. Evet. Şimdi bütün dünyadaki açıklamalar, daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyadan bilgileri alıyor ve sonuçta ortak birbirine çok yakın rakamlar çıkıyor. O da nedir? Yoğun bakımdaki ve entübe insanların %50 ortalamayla yaşamlarını yitirdikleri. Bu doğruysa Türkiye'de bir mucize mi var? Bizdeki yoğun bakım ve entübe insanların açıklanan rakamlara göre, yani bu son düşüş kastetmiyorum, bütün şimdiye kadar açıklanan rakamlara göre bizdeki yoğun bakım ve entübelere ya çok iyi bakılıyor ya bir mucize var, ya da o entübe ve yoğun bakımdakiler İlk başta dediğimiz gibi şeyden yatmıyorlar. Koronadan yatmıyorlar. Çünkü yaşıyorlar yani.
%50'si ölecekse bu insanların biz o rakama ulaşamadık hiç. Haklısınız, o da ciddi bir soru işareti. Türkiye'de son verilerle bakıyorum şimdi. Critical care, kritik bakım, yoğun bakım da olgu sayısı 1782 görünüyor yoğun bakımda. Şimdi şurası da bir tartışma işareti. Bu 1782'ye yaklaşık 980 dolayındaki entübe edilmiş olgular dahil mi, artı mı? Bu da netlikte ortaya konmuyor. Fakat genellikle artı şeklinde. Şöyle söyleyeyim. İkisi beraber hep 2200-2300 civarında oldu her gün. Ama son düşüşle beraber 1700-1800'e düştü. Çünkü birdenbire onlar da düştü. Evet. 1782'yi toplam olarak vermiş oluyor Türkiye dün bir anlamda. Evet. Fakat biz hekim arkadaşlar konuştuğumuzda aramızda entübe olanların ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülüyor. 2000 üzerinden değerlendirirsek eğer dünya genelinde 57.824 dün toplam yoğun bakımda hasta var. Türkiye'ye bunun %1,1'i yaklaşık 620 hasta düşer. İkisini birlikte entübe ve yoğun bakımı tek rakam 1800 alsak bile dünya ortalamasının 3 katı oranda yoğun bakımda hastamız var. Rakamlar ciddi çelişkiler gösteriyor. Hem erken tanı koyuyoruz, başarılı tedavi ediyoruz diyorsunuz. Ama hem de dünya ortalamasının çok üstünde yoğun bakıma düşen hastalarınız var. Hem de yoğun bakımdaki hastalarınızla dünyada görülmeyen bir başarı elde ediyorsunuz. Yani bunlar gerçekse Türkiye'nin başı göğe ermiş demektir. Entübasyon bildiğiniz gibi artık kendi kendine solunum yapamayan hasta demektir. Yoğun bakımın da yoğun bakımı son dönem. Soluk borusundan biliyorsunuz bir boru akciğerlere doğru iletiliyor ve dışarıdan sürekli pozitif basınçla neredeyse saf oksijen, yüksek konsantrasyonlu oksijen yoğunluklu oksijen veriliyor. Bu da yetmiyor çünkü bu virüsün ürettiği bir jel akciğerlerde o hava kesecikleri, alveollerin iç yüzünü kaplayarak verilen oksijenin de kana geçişini engelliyor. Bu şekilde insanlar boğularak ölmüş oluyorlar bir anlamda. Bütün bunlar arka arkaya artık mızrağın çuvala sığmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın verilerindeki tutarsızlığının arşa erdiğini, böyle salgın yönetimi yapılamayacağını, toplumun aptal yerine konamayacağını, masal anlatmaya devam edilemeyeceğini ortaya koyuyor ve ciddi bir sorumluluk da bilim kuruluna düşüyor. Bilim kurulu kendi yaptıkları önerdikleriyle ortadaki tablodaki çelişkileri en az benim kadar görüyor olmalıdır. Onlar benden çok daha fazla bilgiye sahipler. Fakat evet, bir daha altını çiziyorum. Eğer kamuoyuna açıklanan bu rakamlar, yani çok hastalıklı, çok eksik, asla güvenilmez, filyasyonu eksik, filyasyonu sakat, aktif sürveyansı yok, sürveyans verileri kopuk, ilişkisiz, tutarsız, bu şekilde önüne konuyorsa bilim kurulunun, orada üretilen epidemiolojik savaş stratejilerinin hiçbir bilimsel değeri kalmaz. Evet. Bilim kurulu kendisini... Son olarak çok böylesine, az zamanımız kaldı. Tamam, böylesine kırılgan bir zeminde tutmamalı bilim kurulu. Ya güvenilir geçerli veri toplanmasını sağlamalı ve isteklerinin harfiyen uyulmasını kararlarını istemeli ya da biz yokuz bu işte deyip geri çekilmeli kanaatindeyim. Evet. Son olarak bir iki dakikada cevaplayacağınız bu, çünkü sizin de üye olduğunuz bir vakıf ya da dernek tarafından yapılmış bir çalışma. İstanbul'da son 5 yıldaki ölüm oranlarının koronavirüsle beraber artması sadece İstanbul değil. Esas merak ettiğim benim İstanbul'u tahmin edebiliyorum nedeni Trabzon. Neden? Evet. Bu sorunuzu tam olarak yanıtlayabilmek için yeterli verilerden ne yazık ki yoksunum. Ancak Trabzon çok kozmopolit bir nüfusa sahip. Özellikle Sovyet Cumhuriyetlerinden, eski Sovyet Cumhuriyetlerinden yoğun bir nüfus geliş gidişi, ticaret ve turizm etkinlikleri ilişkileri var. Bir, iki, ulaşılabildiği kadarıyla il bazındaki verilerde en derin tutarsızlıkları gösteren illerden biri
İstanbul dışında Trabzon idi. Açıklanan rakamlarla beklenen rakamlar ya da daha önce gerçekleşmiş olan rakamlar arasındaki tutarsızlık bakımından bu neden böyledir? O ayrı bir soru işareti. Fakat öncelikle bu tutarsızlığın açıklanması gerekiyor. Kodları da siz söylediniz. Yani bir insana, biz hekimlerin COVID tanısı koyabilmesi için deveye hendek atlatmamız gerekiyor, deyim yerindeyse Sayın Nesin. Bir kere gelecek, evet, sağlık kuruluşuna. Biz tarama yapmıyoruz toplum içinde, hemen hemen hiç yapmıyoruz. Bir kere gelecek, ben dökülüyorum diyecek. Öksürüğüm, ateşim, nefes darlığım, üçü de var olacak. Ondan sonra test yapacağız. Testin yeteneği %50-60 düzeyinde, yakalama yeteneği. Birinci testte negatif çıkabilir. Test tekrarlamasını genellikle yapamıyoruz. Testin negatif çıktı, git diyebiliyoruz filan. Dolayısıyla gerçek olgulara belki de Türkiye'de %1 düzeyinde tanı koyuyoruz. Benim kanaatim toplumda yakalanan 100 bin olgunun neredeyse 100 katı 10 milyona yakın insan enfekte olmuş olduğu yönündedir. Eğer bu böyleyse iktidarın işine gelir. Çünkü iktidar toplum bağışıklığını oynuyor bir anlamda. Ne kadar çok insan enfeksiyonu geçirilir bağışıklık ise bu kadar güvenceye alıyor kendini. Salgın bundan sonra o kadar hızlı gitmeyebilir diyor. Ama bu 10 milyon yetersiz, çünkü nüfusun neredeyse %10'u gibi toplum bağışıklığının %50-60'ı bulmadan bundan çok fazla medet umulmamalı Sayın Nesin. Evet. Çok teşekkürler Ahmet Bey verdiğiniz bilgiler için. Ben de size teşekkür ederim. Sizi göremiyorum ekranda şu anda ama bir bilgisayar ekranı var. Teşekkür ederim size, çalışma arkadaşlarınıza, Artı TV'ye. Şimdi görüyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Akıl ve bilim egemen olacak sonuçta. Aydınlanma egemen olacak. Hiç kuşku yok. Bilim ve hurafenin savaşı ne yazık ki 21. yüzyılın şafağında Türkiye'de hala koyu bir biçimde sürmekte. Ama bilimsel akılcılık hiç kuşku yok egemen olacak. Ve o karanlıklardaki insanları da aydınlatacak. Sevgi ve saygıyla. Sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Size söyleyeceğim tek şey, yazılarımda da hep söyledim. Umarım bilim kurulu da, Sağlık Bakanlığı da doğru açıklamalar yapıyordur. Ama bu bir yaşam meselesi. Siz o rakamlar yokmuş gibi, hastalık ciddi devam ediyormuş gibi tavır alırsanız daha fazla insanımız hayatta kalır diye düşünüyorum. Biz mahcup olmaya razıyız. Ama bu salgının bu umursamazlıktan bir felakete gitmesi çok ciddi sonuçlar doğuracak. Evet. Haftaya görüşmek üzere.